Peki hocam, ilaçla tedavisi de var dediniz. Evet. Bazen ilaçla tedavi, cerrahi tedaviye gerek kalmıyor dediniz. Şimdi şöyle gerek kalmıyor demiyoruz. Birinci evresinde. Evresine göre birinci evrede yani biz konuşurken bilimsel çalışmalara göre konuşuyoruz. Belli bir santimin üstünü tuttuysa veya belli organlara geçtiyse rahim ağzı kanseri cerrahiyle beraber yapılacak radyoterapi, kemoterapiyle sadece kemoterapi, radyoterapi sonuçlarının aynı olması nedeniyle cerrahiye gerek kalmadan yani önermeden doğrudan kemoterapi, radyoterapi ile ilerleyebiliyoruz. Bu anlamda öyle söylüyoruz. Peki burada kadınlarımızın psikolojisi de önemli midir hocam? Yani orada ruh halinin, Tabii ki. enerjisinin yüksek olması, Evet. hastalığı ben yeneceğim demesi. Tabii her türlü başımız sıkıştığında tabii bunu psikolojik olarak psikoterapistler, psikiyatrist arkadaşlar daha iyi bilmekle beraber hekim olarak biz de onu görüyoruz. Kişi ne kadar çok başarırım Evet. derse, ne kadar çok tedavisine kendisi asılırsa, yani biz hep bunu burada vurguluyoruz. İşte tedavisinin gününü kendi takip ediyor, ilacını kendi takip ediyor, kontrol görüntülemelerini kendi takip ediyor veya yemesi, içmesi vesaire gerektiği şeyleri kendisi takip eden hastalarda başarı ihtimal çok çok artıyor. Ama baştan ben işte kanser olduğum deyip her şeyi böyle bırakırsa veya etrafından beklerse veya tedavi sürecini bir türlü bitmesi gereken bir çile gibi yürütürse yani bunu kendi hayatına organize edemezse o hastalarda yan etkiler de artıyor. Ailece daha çok psikolojik olarak, sosyal olarak zorlanıyorlar. Onun için de psikoloji önemli, ruh hali önemli. Bunu yönetemediğimiz durumda da psikiyatristlerimizden destek almak da daha önemli. Onlar da bu sürecin biz daha kolay atlatılmasında gerek psikolojik danışmanlık yöntemiyle, psikoterapilerle, gerek ilaçlarla bize destekte bulunuyorlar. Bu konuda da onlara çok teşekkür ediyoruz bu süreçte yanımızda yer aldıkları için. Ama tabii kişinin ruh hali de çok önemli. Kendisi de ben bu hastalığı yeneceğim demesi Tabii, gerekiyor. evet. Çünkü sizin birçok hastalarınızla yapmış olduğunuz röportajlarda bu enerjiyi aldık biz. Tabii yani öyle ama onu her zaman herkesten bekleyemeyebiliyorsun veya o kişi bir takım geriye dönük nedenlerle veya mevcut bulunduğu nedenler onu yönetemediğinde de psikiyatriden destek almak yanlış bir yöntem değil. Halkımızın bunda psikiyatrik danışmanlıklarda bir şeysi oluyor, direnci oluyor. Halbuki o sürecin çok daha kolay bir şekilde yönetilmesini de bize çok iyi destek oluyorlar. Hastalık sürecinin daha hızlı gelişmesine Evet, sebep oluyor diyebiliriz evet, hocam. aynen. Daha başarılı bir şekilde tamamlaması neden oluyor. Peki kısa mesajlar vererek programımızı noktalayalım mı hocam? Evet, şimdi kısa mesaj olarak da özellikle bu ayın farkındalık ayı Evet. olması nedeniyle mutlaka hanımların ilgili yaşlarda 20'li yaşlardan itibaren jinekolojik muayenelerini yaptırmaları, Simir veya HPV testlerini yaptırarak tarama testlerini yaptırmaları Evet. gerekiyor. Risk faktörlerinden uzak durmak gerekiyor. Çok partnerli olmamak belki veya aşılarını yapmak yani HPV aşıları konusunda jinekoloji uzmanlarından destek almak gerekiyor. Sigara kullanmamak çok önemli. Belki alkol o kadar olmasa da genelde sonuçta bu bir mesaj ayı olduğu için diğer birçok kanser için etkili olduğundan alkolü bırakmak belki çok önemli oluyor. Bizim mesajlarımız özellikle rahim ağzı kanseri ayında rahim ağzı tarama testlerini hanımların daha ilgiyle, daha gerektiği gibi takip etmelerini önermek olsun. Ve teknoloji artık çok gelişti hocam. Her şey Evet. çok rahat. Evet. Her şey çok kolay. Tabii şimdi hem devletin bakanlığın KETEM kanser erken teşhis tarama merkezleri var. Her kadın gidip bu mesela rahim ağzı kanseri için çok rahat ulaşabiliyor. Onun yanında kendi sürekli takip ettirdikleri jinekoloji uzmanlarına gidebilirler. Ülkemiz bu konuda pek çok açıdan Evet. rahim ağzı kanseri tarama testleri açısından çok alınmış, çok şanslı olduğu bir ülke. Bu konuda da bahane olmaması gerekiyor tabii. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Evet, öyle. Erken Evet. evre hayat Erken kurtarır. teşhis, daha karışık evrelere gelmeden hastalığın
erken tespit edilip hızlı bir şekilde çözümlenmesine neden olur. Onun için de erken teşhis için tarama testleri ve kendimizin farkındalığını arttırmak, yani kendi vücudumuzla ilgili bir takım belirtilere hemen kulak vermek de önemli olur. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, vermiş olduğunuz bu güzel mesajlardan ve bilgilerden dolayı. Teşekkür ederim.